AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Numan Kurtulmuş'u konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan Vekilim. Seçim kampanyasının en güzel şekilde geçmesini temenni ediyorum. İnşallah bu seçim Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçişten sonra, yani geçtiğimiz 24 Haziran seçimlerinden sonra yaptığımız ilk seçim özelliğini taşıyor. Ve milletimiz hangi istikamette gideceğini bir yerel seçim olmasına rağmen bu seçimde yeniden teyit edecek, yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü açacak, Cumhur İttifakı'yla Türkiye yeni bir döneme geçecektir. AK Parti bir dava hareketinin yüzyıllar süren bir mücadelenin özetidir. Ve bazı özelliklerimiz vardır. Bunlardan birincisi, AK Parti yerli ve milli bir partidir. AK Parti kökü dışarıda olan bir parti değil, başkalarının önünde hazır olda duran bir parti değil, elin gavuruna el avuç açıp dilenen bir parti değil, Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin, Sultan Alparslan'ın, Sultan Fatih'in yolunda yürüyen yiğit insanların partisidir. Çünkü bu salonda bulunan her birimiz, her birinizin temsil ettiği milyonlarca insan şunu iyi biliyor. Hiçbir millet başka bir milletin gövdesi üstünde yükselmez. Biz medeniyetimize bağlıyız, köklerimize bağlıyız. Her ağacın kendi gövdesi üstünde yükseldiğini gayet iyi biliyoruz. Onun için biz köklerimizden başka hiçbir kaynağı olmayan, bu milletin emrinden başka hiçbir beşeri emri esas almayan ve Allah'tan başka hiçbir gücün önünde eğilmeyen, secde etmeyen, rüküye varmayan bir topluluğuz. AK Parti'nin ikinci temel özelliği, AK Parti reformcu bir partidir. Bu memlekette hak ve özgürlüklerin, insan haklarına saygının, insanların hayata dair, siyasete dair, kendi yaşamlarına dair özgürlüklerinin önünü açan AK Parti'dir. 28 Şubat'ın hemen sonrasında şurada Uludağ Üniversitesi'nde 17-18 yaşındaki gencecik kızlarımızın başörtüsü yüzünden nasıl mağdur olduklarını, bırakın üniversiteyi, İmam Hatip liselerindeki gencecik kızlarımıza başörtüsü yüzünden nasıl zulmettiğini daha dün gibi hatırlıyoruz. Bu millet bunları yapanların hepsine bu yuhları sandıkta gösterdi. Sandıkta hesabını sordu. Onları yapanların hepsini tasfiye etti Allah'a çok şükür. Yoluna devam ediyor. Az evvel VTR'de gördünüz. Sayın Cumhurbaşkanımız sadece bir şiir okuduğu için siyasi yasaklı hale geldi. Partiler kapatıldı. Cumhurbaşkanımız İstanbul Belediye Başkanı iken bendeniz Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanı'ydım. O zaman bir milletvekili arkadaşımız Sayın Merve Kavakçı İstanbul'da 80 bin vatandaşın oyuyla milletvekili seçildi. Ancak o zaman Türkiye'yi idare edenler, o Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki manzarayı biliyorsunuz. Koca koca adamlar ayağa kalktılar. Dışarı dışarı diye tempo tuttular.
Ve maalesef milletin helal oylarıyla seçilmiş bir milletvekiline dahi rıza gösteremediler, müsamaha gösteremediler. Allah'a çok şükür. Bugün AK Parti'nin reformları sayesinde Türkiye'de bütün bunlar geride kaldı. Bu millette 81 milyonun hepsinde ne varsa Allah'ın izniyle bunların hepsi olacak. AK Parti reformcu bir partidir. AK Parti'nin en büyük reformu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmesi ve Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesini sağlamasıdır. Ben ve benim yaşımda olanlar, hatta bizden öncekiler her Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye'de ne büyük zulümlerin, ne büyük Ali Cengiz oyunlarının oynandığını gayet iyi biliriz. Artık kimin Cumhurbaşkanı olacağına kapalı kapılar ardında 3-5 tane zadegan karar vermiyor. Artık sandıklar siyaset meydanında, demokrasi meydanında kuruluyor ve kimin Cumhurbaşkanı olacağına bizzat bu millet karar veriyor. Siz karar veriyorsunuz. Türkiye'nin en büyük reformu budur. 2018 seçimlerinde biz hep reform daha ileri derken karşımızdaki ittifak ne dedi? Eğer bize oy verirseniz biz geri gideceğiz dedi. Eski sisteme geri gideceğiz. Yani Cumhurbaşkanı artık halk tarafından seçilmesin. Cumhurbaşkanı parlamentoda seçsin. Ola ki orada bir Ali Cengiz oyunuyla kazanırız diye bunu istediler. Çünkü şunu biliyorlar. Cumhurbaşkanını siz seçtikçe, millet seçtikçe, milletin çarşısından, pazarından geçmeyen, milletin camisine, mescidine uğramayan, milletin düğününde, derneğinde halay çekmeyen, horon oynamayan, milletin taziyesinde dua etmeyen, milletin türküsünü söylemeyen, milletin şarkısını söylemeyen hiç kimse bu milletin cumhurbaşkanı olamayacaktır. Ondan korktukları için oy verin geriye gidelim diyorlar. 15 Temmuz gecesinden çıkartıyoruz. Ben bizzat 4-5 farklı yerde bunu dinlemiş birisi olarak müsaade ederseniz sizlerle 15 Temmuz'a dair birkaç kıssayı paylaşmak istiyorum. 15 Temmuz'dan birkaç gün sonra, o zaman başbakan yardımcısıyım. Çankaya Köşkü'ne İslam dünyasından parlamenterler dayanışma için bizi ziyarete geldiler. Ben de hükümet adına onları ağırladım. Bahreynli bir milletvekili şunu anlattı. Diyelim 17-18 Temmuz. Dedi ki 15 Temmuz akşamı biz Bahreyn'de hiç görmediğimiz bir şey gördük. İnsanlar, kadın, çocuk, genç, ihtiyar sokaklara çıktılar. Baktılar ki Türkiye'de darbe oluyor. Camiler, mescitler tıklım tıklım doldu. Hatta mahalle mescitleri bile cuma namazı gibi kalabalık oldu. Ellerimizi açıp dua ettik. Ya Rabbi, asırlardır İslam'ın öncüsü olan, İslam'ın bayraktarı olan Türk milletine zeval verme. Ya Rabbi, Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağına taş değdirme. Türkiye düşmanı olan bu hainlere fırsat verme diye dua ettik, yalvardık dediler. Ta ki sabah namazına kadar. Sabah namazı vaktinde Boğaz Köprüsü'nde, yeni adıyla Şehitler Köprüsü'nde FETÖ'cü hainler derdest edildiğinde hep beraber bu sefer şükür namazları kıldık ve dağıldık dediler.